F1 ve Pota'dan herkese merhaba. Ee, bugün pazartesi çekiyoruz programı. Ee, tabii biz son üçlü çekmiştik e, bir yıl sonu programı diye Faik'le beraber. Ondan beri de bayağı gene maç oynanmış. Yani beş maç oynanmış. İkisi galiba yurt içi, e, üçü yurt dışı olmak üzere diyelim. Önce bir Tel Aviv'de oynadık. Onu bir ön şeylik yapmıştık. Nasıl oluyor bu maç bizim sahamızda ama... Gittik Litvanya'da oynadık. Yani acayip bir şeydi böyle, ama acayip farklı yendik neyse ki o maçı. Ee, sonrasında e, tabi bu arada Will Beckin'in e, imzalı forma olayı var. Bunu organize eden Ozan'dı. Onu da programın sonunda işte imzalandı geldi. Will Beckin yazılı forma çok da güzel. E, şanslı izleyicimize kazandıracağız sonunda programın diyelim sonra işte Onvo Büyükçekmece maçı vardı. Sonra Partizan gene sahamızda, Bayern Münih sahamızda ve Bodrum deplasmanda olmak üzere başları oynadık e, arka arkaya. Bu kısa sürede bayağı maç oynadık aslında ve gene de öyle gidecek gibi gözüküyor. Hangisinden başlamak istersin Ozan? Makabi'den başlayalım ben yani en baştan sona doğru gelelim istiyorsanız. Evet, bir Makabi. Şimdi Tabii tarihin en kötü makkabisi bu arada. Yani inanılmaz. O yani tepelerdeydiler bir ara. Üçücü mü neydiler ya? ya işte öyleler de fazla hoplayan zıplayan bir takım. Açık koş koş basketbol oynayan bir takım. Yani hmm. onlara da nasıl yenildik o Belgrad'da seyircisiz maçta. Akıl kar yani hala yanıyorum yanıyorum o maça yanıyorum. Yani baktığınızda o makkabiye nasıl yenildik neyse. Ee, tarihin en kötü savunma yapan en kötü e, oynayan takımı e, bakmayın o suni tepede olmasına yani hem fikstürden dolayı hem maçlar Belgrad'a alındı. Bir avantajları oldu. Adamlar bütün maçlarını e, orada E, Bizim maçı da aldılar bizi götürdüler eksi 10 dereceye e, Litvanya'ya. Yani. Yani takım dinlenecekti. E, ama teknik olarak çok konuşacak bir şey yok. Allah herkese e, Will Becking gibi bir oyuncu versin. Yani, evet, e, kısa rotasyonu için söylüyorum. E, biz hep söylüyoruz. Euroleague'de kısan kadar iyisin. Hep bir guard ihtiyacından bahsediyoruz. Yani point guard dediğimiz guardı bahsediyoruz. Elimizde combo guard, Vilbekin var. Tyler Dorsey. Hep ben yine altını çizeyim. Eleştiriyorum. Çok iyi bir oyuncu. Ama eleştirme sebebim Fenerbahçe'nin kurgusu içerisinde daha oyun kurabilen bir oyuncu ihtiyacı olduğu için eleştiriyorum. Yoksa Tyler Dorsey'i yollayın büyük bir takıma. Oynar ve 20 25 sayı atar. Vilbekin daha istikrarlı. Yani Tyler Dorsey bir maç 4 sayı atar, diğer maç 20 sayı atar. Olmadık yerden şut sokar, olduk yerden e, şut sokamaz. Bir de Tyler Dorsey'nin tuttuğu oyuncuda da sıkıntı oluyor. Yani karşı e, oyuncu da çok sayı atıyor. O doğru. Defans. Ama e, siz eğer hedefiniz Euroleague şampiyonluğuysa ve e, kadronuzda e, genişliğinden bir sıkıntınız yoksa bütçesi anlamda Tyler Dorsey tabii kadroda olsun. Geçen sene Beck'in sakatlanmasa biz Final Four yapardık. Beck'in sakatlandığı için gidemedik Final Four'a. Dolayısıyla o maçın yani benim aklımda kalan en büyük özelliği Will kendi eski halini bulması. Takım olarak iyi defans yapmamız e, ciddi farkla bitirdik. Hemen Saras farkını görüyorsunuz kısa oyunuyla, set oyunuyla. Yani hiç bakmıyor farka. Anında molayı alır. E, anında müdahale eder ki e, elindeki kadroyu yapıyor. Daha net transferini yapabildi. Yani Sonuç itibariyle daha e, bunun önümüzdeki senelerde kendi e, şeylerini eklerse oyuncularını. Katılıyorum. Ve bunu Şimdi da daha önce senin bir oyuncu önerim vardı aslında siyahı. Ya C ben, ben e, şey önerim. Şimdi bakın bizim e, guard alınmayacak herhalde çünkü Kalates büyük maçlarda 25-30 dakikayı çıkartır yani Kalates'i siz götürmeyeceksiniz şeye Bodrum'a veya büyük çekmeceye. Ama Euroleague'de büyük maçlarda oynatacaksınız. E, Will Becking çok formda. Bizim sıkıntılarımızdan bir tanesi elimizdeki diğer guardların yarım guard olması yani bir buçuk pozisyonu yani baktığınızda Tarık. Ee, bizim e, İsrail'li oyuncumuz işte e, Jan Yanmadar. bunun yanında Şehmuz tam point guard'ımız yok. Elimizde tek point guard Kalates e, var. Ama Wilbeck'in o açığı kapatıyor. Dolayısıyla herhalde bir transferi yapmayacağız diye düşünüyorum. Eğer olmadık bir transfer hamlesi çıkmazsa Tyler Dorsey veya başkasından e, size söylemiştim. Kalates'in Milan istiyordu. Onun bir çıkışı var kontratında. yani 300 bin euro verip gidebilir. Ama Saras'ın gelmesiyle Kalates'in bu takımın temel taşlarından olacağını biliyorduk zaten. Çok da eğleniyor oynarken. Yani görüyorsunuz oyuncuların suratında o e, eğlenceyi. Dolayısıyla herhalde bakılan transfer bir dört numara. O da beş pozisyonu kuvvetlendirmek için. Zaten şeyde konuşacağız e, Bodrum maçında. Yani Papayannis geliyor. Kendinden 20 santim iki karış kısa adam bir de üzerinden vurdurtuyor potaya. Yani bizim 5 ve 4 pozisyonunda dirençli sağlam bir adama ihtiyacımız var. Moses biliyorsunuz e, büyük çekmece kendi oyuncusunu e, şeye verdi. E, Anadolu Efes'e verdi 4 numarayı. Onun yerini aldı. E, Georgia Tech'te oynamış. Amerika Ligi'nde çok iyi oynamış. Yani üniversite liginde. Oradan önce draft edilmemiş. Arkadan NBA'ye gitmiş. E, 24 yaşında. Çok gelişimi açık. Kuvvetli. Dış şutu da olan çok iyi bir oyuncu. Yani 25-30 sayılar atabiliyor. E, yani benim tavsiyem git dışarılardan adam bulup getireceğine Alkoy derim. Hatta da girişecekse, devamlı oynaması gereken bir takıma gidecekse onu da veririm oraya kiralık. Hem Sestina gelişir, hem bizim e, istediğimiz pozisyonumuza bir sağlam 4-5 numara katmış oluruz. Karşılıklı bir e, anlaşma yapılabilir. Tabi bilemiyorum yönetimin başka tasarrufu vardır, transfer bakıyordur ama bizim muhakkak ve muhakkak bir 4-5 pozisyonunu kuvvetlendirmemiz şart. Hele Nigel Denside de gitti. Göreceksiniz kral iyice çıplak kalacak. Yani e, en son Hele Bodrum maçında e, sakatlandı 3-4 hafta. Ha şöyle hafta yok. Yok. Şimdi Bodrum maçında siz kendi bütçenizin 5'te biri takımdan boyalı alanda 2 kat sayıyorsunuz. Yani biz attıysak 30 onlar bize 60 atmışlar. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla eee sayesinde bayağı iyi gittik o maçta zaten. Yani Efendim? Üçlükler bayağı iyiydi o maçta. Evet. Ya zaten Melih Levid'in oynamasıydı o maç. Yenilirdik yani. Ha. Onlar e, müthiş %60 ortalamayla Beyleyemiz oynadılar ya. yani bir sayıyla yendik ve son sayıyı da onlar atmadı, atamadı yani. Ya e atamadı kısmet oluyor öyle şeyler. <laughs> e, biraz da şans bizim yanımızda olsun ama e, tabii bu arada Euroleague maçlarından da yorgun geldi takım. İyi, çok iyi oynuyoruz. Yani burada can dayanmaz. Hani oradan oraya koştur, oradan oraya koştur. Evet, beş olmuş ya. E tabii seyirci olarak bile yoruluyorsunuz Kesinlikle. yani baktığınızda. E, işte partizan maçı var e, Makkabi'den sonra. Obradovic'in geldiği. Tabii ki e, takım kadrosu olarak bizim çok altımızda ama e, Obradovic'in e, faktörüyle, Obradovic'in oyun sistemiyle yukarılara tutunan, her an büyük sürprizler yapabilen bir takım oldu Partizan. Özellikle kendi sahalarında çok etkili oynuyorlar. deplasmanda değil ama o 20 bin seyirci önünde. Ve o maç biraz böyle ustayla çırağın kısa e, oyunu gibi. Yani iki taraf birbirine çok güzel setler yaparak gitti. E, biz daha sonradan direnci kırdık, e, oyunu açtık ama... Hani baktığınız zaman görüyorsunuz hoca hemen Saras'a bir e, hamle yapıyor. sarasona yapıyor. Kısa oyunu hemen molalar alınıyor. Yani ilk hatada evet. Dolayısıyla e, Usta ile Çırağan hakikaten çok keyifli e, basketbol tekniği açısından da zevkli bir maç oldu. E, evet. Nazar değmesin. O maçlarda çok güzel bir basketbolla e, kazandık. ile averajı da zaten e, almıştık. Aldık yani daha doğrusu. Şimdiki tabloya bakmayın. E, Panathinaikos yukarıda gözüküyor. Ama biz İstanbul'a çok farklı yendik. İnşallah 9 Şubat'ta orada onları yendiğimiz zaman veya e, yani yenilirsek de az sayıda yenildik mi iki laverajlı üzerlerine çıkacağız. Hmm. Dolayısıyla e, şimdiki tablo biraz yanıltıyor. yani Bizim yerimiz ilk dörtteyiz şu anda. Bakarsanız Partizan maçı, Dorsi'nin maçı e, Partiç, e, Obradovic e, sistemine uymayan bir takım gibi geldi Partizan. Yani normalde çok defans ağırlıklı, çok şey yapan bir takım. Ama burada açık basket oynadılar. E, açık basket oynayınca e, Dorsey, Guduric, hani eli düzgün oyuncularımız e, çok sayı attı. O maçın sürprizi Sestina. Hani ben Sestina'nın gelecek vadede bilen bir oyuncu olduğunu e, görebiliyoruz ama şu an için yetersiz olduğunu. Gelecek derken geçenlerde bunu tartıştık. 27 yaşında adamın ne geleceği daha? Yani. kaybeder. Yani, Sestina o maçta güzel oynadı, iyi oynadı. Ama bir bakıyorsunuz bu maçta böyle Bodrum maçında anında 4 faal 0 sayı yani neredeyse maçın verilme sebeplerinden birisiydi. Ama Nigel'ın olmadığı bir yerde Sestina'da ihtiyacınız var şimdi. Yani o çocuğu oynatacaklar mecburen 3-4 pozisyonunda. Ee, dolayısıyla bakalım göreceğiz yani sorumluluk alacak. Ee, MVP Dorsey dediğimiz gibi bir maç 30 sayı atar bir maç 4 sayı atar. İstikrarsız ama şampiyonluk yolunda böyle oyuncuların olması lazım bench'ten gelen. Will Beckin varken e, ilk 5 şeyini kapamaz. Yani alamaz Kalates'le e, Will Beckin varken. Ama kadronuzda düşünün yani Dorsi gibi oyuncuda yedek e, iyi bir kadromuz oluşuyor. Şu dördü de halledersek eğer bakalım. Yani dördü değil de şimdi tabii bir dört maç kazanmış olduk arka arkaya. Yani Avrupa'da da e, ve en sonunda Bayern Münih'i yendik zannediyorum. Ve Bayern Münih maçında da e, gerçekten e, takım e, iyi oynadı yani bir bakarsan. Yani takım hani Bayern Münih hiçbir zaman için çok iddialı bir takım değil ismi büyük ama hocası çok ciddi bir hoca Real Madrid'in eski hocası falan yani o bakımdan da enteresan ve aynı oyuncuları da görüyoruz şu anda bizden giden iki oyuncu bence Abi işte Carson Edwards 64 sayı 5 sayı yani e, bizde olmayacak dediğimiz oyuncunun başka yerde de fark yaratamadığını görüyorsunuz yani tamam iyi bir çocuk olabilir ama o da Euroleague için daha onun iki fırın e, ekmek yemesi lazım Booker iyi bir oyuncu. Ama e, ta, tahminim onu bütçesel sebeplerle e, yolladık. Evet. Yerine sestina geldi. Yani Booker ucuz bir oyuncu değil. iyi bir oyuncu çünkü. Hani baktığınızda bizde dört pozisyonda bugün elli kolunu sallaya sallaya oynar Booker. Ama, dört bir e, arada e, Booker tipi bir adam arıyorsun sen. istiyorsun daha Ben Booker'ın biraz daha sertini arıyorum. Yani pota altını da biraz savunabilecek ama eli de düzgün bir adam arıyorum. Ama Booker, yes. Booker tarzında bir oyuncu e, eksikliğini görüyoruz. Yani Sestin'e kapatamadı o arayı. Bu arada yaptığımız her şeyde e, lider bir kulübüz. Hani Beckenbauer'ın bile e, şeyini e, Bayan Bayern Münih'e bir hediye yaptık. Böyle güzel de bir anısı da oldu. E, anması da oldu. E, bunu yapanları da tebrik ediyorum. Çok güzel bir jest oldu. Bayan Münih'e. Evet, güzel bir jest olmuş hakikaten. Bu arada tabii e, takımın e, sen bir laf söyledin. Geçen haftalarda söylemiştin. E, yani hocanın değişmesiyle birlikte Oyuncuların bayağı yüzlerinin güler hale geldiğini bunu Wilbeck'in de görüyoruz. Ve son e, Avrupa Euroleague maçında oynadığımız işte maçlarda da görüyoruz. E, ve oyuncuların birbirlerine e, şakalaşmaları bile değişti sanki. E yani baktığınızda şimdi e, bu maçta bakıyorsunuz Beckin 30 sayı bir yer. Yani e, bir defa 3-4 oyuncu her maç 10 sayıyı buluyor. Ama bir oyuncu oyundan çıkarken suratını asmıyor veya ısınırken şakalaşıyorlar. sahaya çıkışları, maç soru yani bir takımdaşlık var. Zaten Euroleague şampiyonlukları böyle geliyor. Takım olamazsanız şampiyon olamazsınız. Bugüne kadar çok toplama takım geldi geçti. Real Madrid'in evet. en büyük özelliği gözlerine böyle bakıyorlar. Ben sağ kenarında e, geçen seneki Final Four'da seyrettim. Yani o Sergio Lul, Rodriguez e, takım millet birbirine gözüne baka baka bu oyuncular e, set kuruyorlar. Dolayısıyla çok iyi bir takımlar. Biz de şampiyon olduğumuz dönemde çok iyi bir takımdık. Beraber yemek yenir, beraber dışarı çıkılır, beraber eğlenilir, beraber idmana gidilir. Ediliyorsa da beraber edilirdi soyunma odasında. Dolayısıyla aşık çok önemli. Bir videomuz var. Hani onu bir gösterelim şimdi. Ee, Aynen. O video zaten bunu çok güzel anlatıyor. görüntülerde ve baştan sonraki oyuncuların e, eğlencesini izlemiş olduk böylece. Çok da hoşumuza gitti. Taraftarında gidecektir mutlaka E Tabii ki takım olarak e, eğleniyorlar. Bir arkadaşları iyi oynamış. onu kendiler, Eskiden bizim Brezilyalılar futbol takımında biliyorsunuz bu unlu yumurtalı doğum günü kutlaması yaparlardı. Roberto Carlos Alex dönemi. Bu da böyle olmuş. Kendilerine göre bir kutlama yapmışlar. E, tebrik ediyorum. Sestino iyi oynadı. İnşallah Böyle oynasın da hani biz eleştirmeyelim onu. Ee, şimdi Nigel'ın olmadığı yerde Sestine'ye çok büyük ihtiyaç var. Kesinlikle. Geldik şimdi puan, puan durumuna durumu bakalım. Euroleague'deki puan durumuna bir daha bakalım. Burada beşinciyiz. senin dediğin gibi aslında dördüncü diyorsun. Eğer yani az farklı indirsek. E şeyle yani yeni, yenilmeyiz de Aynı inşallah. Pan Panathinaikos'a. Ee, ama ikili averajlar girecek devreye. Daha ikinci yarı yeni başladı biliyorsunuz. Yani toplamda var. Televizyon ee, altımızda ya. inanılır gibi değil. Nasıl buralardalar ben de inanamıyorum. Bu kadar kötü bir takım. Evet. Ama e, yani var demek ki e, bir bildikleri. Kazanmışlar bugüne kadar. Şimdi baktığımızda burada sormuştuk kim sürpriz yapabilir diye. Panathinaikos olacak oralarda yani belli. Yani takım olarak da, yapısı olarak da performans olarak da e, ne kadar kıssak da Ergin Ataman e, Euroleague'de e, oyuncuları çok verimli kullanan, başarılı bir koç. Dolayısıyla Panathinaikos'u yukarılarda olacak. Bu senenin sürprizi Bologna. Bologna eskiden basketbol kültürü çok kuvvetli bir e, kulüp zaten. Hmm. E, yanında da Sega Fredo e, sponsor da var kahveciler. Dolayısıyla Bologna e, ciddi iyi de bir kadrosu var bu arada. Yani Şengelya'dan tutun eee Hackett'e kadar. Var ama ben e, hemen... duruyorlar bir de. 7 tane var. E hamle de bekliyorum onlardan. Şimdi Göreceksiniz yani 31 Ocak kadar burada her türlü transfer e, hamleleri de çıkar ortaya. Real Madrid zaten Real Madrid görüyorsunuz durumunu. Evet. Barcelona çok iyi toparladı bu sene. Yani sistemi değiştirdi. İşte Mirotic'i yolladı. Daha çok özüne döndü İspanyol koç yani Katalan koç. Katalan oyuncular. E, kısa oyunu çok güzel bir basketbol oynuyorlar. Yani zor bir e, takım oldu yenmesi. Biz varız. Alttan Olympiakos sistem takımı her zaman yukarıyı zorlar. Monaco iyi ama Mike James kadar iyi. Yani o da benim hiçbir zaman takımda görmek istemeyeceğim. E, işi gücü polemik olan ama yakaladığında da 30 sayıyı atabilen bir oyuncu. E, yani ben Monaco'da e, yine Okoko diye bir oyuncuları vardı. E, o da gitti Okobo. E, kadro dışı bıraktılar. Bir şey yok yani. Disiplinli bir kulüp değil. Öbür tarafta da e, Partizan zaten alttan gelecek. Baskonya her zaman sürpriz yapabilir ama bu çizginin altında yani beni hakikaten çok şaşırtan bu Emporio Armani. O kadar transfere rağmen Geçen de et... öyle. Ya e, acayip bir kadroları var bu arada. Yani baktığınızda Mirotiçi bile aldılar bu sene. Yani Kylie Hines, Mirotiç, Meli, yani inanılmaz Belinelli. Yani çok ciddi bir kadroları var e, baktığınızda. Napi'ye geri geldi. E, yanılmıyorsam kızı yıldızdan. E, Pangoş gitti ama e, bir türlü oturtamıyorlar. Yani ne oluyorsa e, bilemiyorum. Kızı Yıldız zor tutunamaz. Hani Bayan Münih zaten Pablo Lasso var iyi bir koç ama e, oyuncunuz kadar iyisiniz. Yani koç bir yere kadar sistemi kurar. Tamam, i̇yi bir koç ama Obradovic'in de öğrencisi onu da unutmayalım. Yani Real Madrid'i şampiyon yaptığında e, orada gardıydı e, Obradovic'in. Anadolu Efes şimdi bir toparlanma sürecine girer bence. Ya yani ben Erdem'le de konuştum bunu. Bir sene ee, bir şey olmaz ki abi çok gerideler yani. Yani şöyle o play var ya ilk 10 işi bu sene. Ona girer Oradan girer mi? Oradan tutulabilirler. Mesela Anadolu Efes siz yukarıdasınız altta oynamayı çok istemeyeceğiniz bir e, takım. Yani yarın Shane Larkin, Boboa baktığınızda Tibor Plyce, işte Black e, ne yapacakları belli olmaz. E, Clyburn doğrusu... hala yok değil mi? Efendim? Clyburn müydü neydi o hala yok. Clyburn de var. Clyburn sakattı yeni döndü o da. Clyburn de var bu arada. Baktığınız zaman. Onlar çok sakatlık yaşadılar. Bir de tabii e, Erdem için de bu e, ciddi bir sınav. Yani baktığınızda Euro Cupta oynamakla, Türk Telekom'la iki kez şampiyon olmuş Anadolu Efes'in başında geçmek zor. Erdem de orada hakim oldu herhalde her şey. Yavaş yavaş e, ezdiler geçtiler yani bu hafta maçta. Evet. Baktığınızda bir patlama yaptılar. Real Madrid'e dört tane uzatmadan e, sonra tarihsel bir şekilde... O yüzden gibi değildi de maç ya. ya. Bir de orada bir faal var verilmedi. Hakları da yendi bu arada yani e, Anadolu Efes'in. Dolayısıyla tabloya baktığımızda biz e, bu şekilde ilerlersek e, biz Final for inşallah göreceğiz. Ama kuvvetlendirmek lazım bir iş takımı. Saras'ın yani. ne kadar iyi bir hamle olduğu. Yani haftalardır geçen seneden beri sizinle söylüyoruz Ferruh abi. Kızan kızıyordu. E, ama Itudis'in bize ne kadar faydalı olmayacağı e, ortadaydı. Doğru hamle yapılınca da sezon kurtuldu. Çok net. Evet yani burada tabi Charles C. Jessica Vinci'sun da müsait olması enteresan şansımızaydı bence. Bir de o var yani o bir takımda olsaydı iyi bir takımda olacaktı büyük ihtimalle. Belki çok diyecek transfer teklifi geldi. İyi iyi kulüp olmadı mı kafasına göre bir sistem. Şimdi bizim Fenerbahçe'nin şöyle bir özelliği var. Fenerbahçe çok ciddi bir basketbol kültürü yarattık. Yani ofisindeki bizim çalışan çaycı ablamızdan hmm. e, otobüs şoförüne kadar Mavrizio'dan Deryasına kadar. Tüm şubenin yani Cenk Renda'sından e, oradaki e, bizim fizyoterapist arkadaşlara kadar çok ciddi bir yapılanma var kulüp çok kuvvetli bir kulüp baktığınız tamam. zaman Hani biz Real Madrid, Barcelona seviyesinde hatta ben basketbolda Fenerbahçe'yi Barcelona'da üzerinde görüyorum baktığınızda evet. dolayısıyla e, belki Sarayson'un bir beklentisi de vardı Daha önceden görüşülmüş olabilir bilemiyorum ben ama Ituris'te bu işin gitmeyeceğe belli Şimdi gelelim Bodrum maçına çok enteresan. Yani, Yo Bodrum maçından önce şunu soracaktım sana. Bir Euroleague'de bir final Four'a kalacak dört takımı böyle tahmin yani bir oylama mı yapmışlar neydi bilmiyorum Real Madrid ee şey Partizan ee Panathinaikos ve Bologna'yı dört takım diye koymuşlardı daha geçen hafta mı ne çıktı bu ya ben şaşırmıştım hatta dedim ne oluyor ya bu Barcelona yok biz yokuz filan hani böyle bir nasıl bir oylama bu öyle bir oylama yapılmış herhalde Euroleague'in sayfasında vardı bu. Onu söyleyecektim sana yani böyle enteresan bir şey geldi bana. Ee, Olympiakos yok. Ee, Valla ben size söyleyeyim benim benim gönlümden geçen final forda Real Madrid, Fenerbahçe, e, Panathinaikos ve olursa Partizan olsun veya Partizan olmuyorsa e, Bologna olsun çok çok güzel bir final Four yaşarız orada. İnşallah güzel olur. Diyelim Bodrum maçına geçelim o zaman seninle. İşte ya bir, inanılmaz bir. bir tezat, yorgunluğu anlarım. Tabii Nigel'ın çıkması çok önemli bir etken ama yani Papayannis gibi ...iki 20 küsür bir adam Yunan milli takımının kaptanı. Yani gelip de o Ali Begovic denen çocuğa üzerinden smaç vurdurmazsın. Yani değil. çocuk atleti koplayan zıplayan bir çocuk da ya faal yaparsın arkadaş. Öyle bedava sayı var mı ya? Üzerinden vurdurulur mu potaya? Yani adamların şimdi bakın o, o smaçın bize karşı etkisi şu. iki sayı değil. Karşı takım öyle bir güven veriyorsun ki Tabii. seyircileri bir anda canlandırıyorsun karşı takım diyor ki biz yenebiliriz diyor hocası ona göre ya vurdurmayacaksın yani faal yapacaksın ya yani sen niye varsın orada hep söylediğim şey boyalı alanda yediğimiz 60 küsür sayı var şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü basketbol takımı e, Bodrum küçümsemek için söylemiyorum bütçelerine göre de çok iyi iş yapıyorlar renk kattılar lige bu arada Bence de, e, çok de da temiz de. basketbol oynayan yani çok efendi e, hocalarını da ben e, çok takdir ediyorum ee, ama o takım e, karşısında sen 60-65 tane sayıyı boylu alandan yememen lazım. Yersen kadında bir yanlış var demektir. Bu çok net. Hatırlıyorum. Yani o gün şimdi Melih'in 27 sayı, Wilbeck'in 25 sayı, Pierre 14, Madar 13, Şehmuz 6, Biborovic 6. Bunların hepsi kısa oyuncular. Yani 6 sayıyı kenara park edin. Hı Altı sayı. bak Papa Cihanis'le işte, Sertaç biri 5 biri 1.60. Hayır biz <laughs> Onları niye seviyoruz? Yani ikisi içeride çok dirençli 5 numara değiller. Elleri düzgün üçlük de atıyorlar diye. Ya arkadaş ne savunduğu ne şeyler. bu maçta İnşallah en kötü maçları böyle olsun. Evet. Yani böyle Euroleague'de böyle oynarlarsa işimiz iş yani. Yani, yani... Nigel'ın gitmesi beni çok endişelendiriyor 2-3 maç yani onu söyleyeyim size. Senin şey lafın çok enteresan tabii. E, maçın eee ya yani Melih ve Will Beckin hani üçlük atamasalardı ne olacaktı diyorsun. E, çok önemli bence o. Ve Hakikaten şöyle hatta, çok özel üçlükler yani. attılar bu arada. Kendileri çok. el üzerinden yarattılar. Yani yarısı boş kalmışlardır ama diğer yarısını kendileri yarattılar yani. Bunlar tabii ki yakalarlarsa atarlar. EuroLeague'in en iyi şutörleri bunlar. Ama Sonuçta yüzde 60 ortalamayla işte kaç sayı atmışlar. Yani atamasaydı ne olacaktı? İçerisi felaket. Tabii yani da o gün. Hemen e, daha e, maçın ilk, ikinci çeyreğin başında 3 faal, sıfır sayı. E, i̇kinci yarı girdin zaten yine bir de e, yan darlığı ikisi top kaptırma yarışı da yaptılar şimdi. Bir de o var. Yani kenardan oyun başlarken bu kadar kapan e, kapan. Kadar... Ya böyle bir şey olabilir mi hiç? Yani Ahmet Düvelioğlu yani Ahmet Düvelioğlu ben hatta dedim bir laf söyledim. Veseli'ye benzemiş biraz diye. Top kaptı, aralara girdi. Defans yaptı, oyun top getirdi. Falan. Yani sonra bizim Nedim Karakaş var eski basketboldaydı zannediyorum o da. Onun bir açıklaması var. Diyor ki ben Bodrum'un maçlarını seyrediyorum. Sadece Fener maçında böyle oynamıyor bu dedi. Yani ben şey diye düşündüm hani Fener'den gitti. İşte biraz Fener'e karşı hızlı oynuyor diye düşünülebilir gibi gelmişti ama değilmiş o yani. Adam Furukti daha... ekstraya gittiğinde de ilk yarı iyi oynadı sonra ikinci yarı bir gideceğim dedi ha, falan. "O geçen sene diyorsun." değil mi? Evet, evet. Baktığınızda Ahmet kötü bir oyuncu değil. Yani onun e, yetenekleri sınırlı ama iyi bir uzun yani Türk kategorisi. iyi bir çocuktur Ahmet bu vardı. Yani takım içerisinde sevilen bir çocuktur. Evet. Tembel değildir. Kolay kolay sakatlanmaz ama bazen git oluyor. Yani çok istikrarlı değildi. Obradoviç onu çok iyi kullanırdı. E, mümkün olduğunca geliştirdi. Orada kaldı. Oradan sonra zaten kızıyorum. Yani kendine biraz ihanet etti. Çok daha evet. iyi de oynayabilirdi. Obradoviç'in de bir şeyi var. Çok şabaladım ama olmuyor bununla. düz Bir türlü düzelmiyor diye. Herhalde ders almıştır diye umuyorum ben. Herhalde. Evet evet. Yani e, olgunluk dönemi artık. Yani basketbolun son yıllarında. Evet. E, böyle Bodrum gibi iddiası olan. Belki Bodrum'u sevmiştir. Belki oradaki yaşam hoşuna gitmiştir. Evlendirdik onu. Ben de vardım düğününde. Ahmet evlendi. Zaten mütevazi bir çocuktur yani aile yapısı olarak. Dolayısıyla e, bakalım ya yol açık olsun, başarılı olsun. İsteriz yani uzayan kol bizden olsun. Bizim eski oyuncumuz. E, evet, tabii, tabii. Bu şeyi de anlamadım ben. E, Üste bitirdik. Çeyrek final Kura'da deplasman çıktı. Ondan sonra yarı finalde Konya'da. Nasıl bunları beceriyorlarsa yani bir futbol federasyonu, bir bizim basketbol federasyonu bu şeyi anlayamadım regülasyonu. Ama çeyrek final İzmir'deymiş. Petkim e, şeyinde. Petkim Bakalım gitti. Peki nerede oynanıyor? Bir bir şey yazıyor da altta bir... Enka Spor Salonu diyor. yakada oynuyor Peki. olabilirler. Ala Ala'ya Spor yakın Salonu bir yer var herhalde. orada. Enka Spor Salonu deyince ben de İstanbul'da herhalde diye düşündüm valla. Benim bildiğim e, yani Petkim İzmir takımı, Ali Ağa takımı evet, deplasmanı çekmişiz. Yani e, Karşıyaka'daki Atatürk Spor Salonu. Ve bu... E, Ali Ağa'da kendi sahaları olabilir bu arada Enka salonu. Bilemiyorum yani. E, Enka orada iş yaptığı için şeyde Ali Ağa rafinerisinde e, Star projesinde falan. Olabilir. Belki onların sponsorluğunda yapılmıştır salon. Yani oraya gideceğiz diyebiliyorum. Bu arada kadın takımına da geliyoruz. Kadın takımı müthiş yani. E, Euroleague karması çıksa karşısına yine şampiyon olacak. Rusların olmadığı bir yerde tabii ama onlara da nazar değmesin. Müthiş gidiyoruz valla. Canavar yani gibi gidiyoruz ve bayağı da iyi oyuncular oldu. Yani bakıyorum şimdi. Tilbe, Tilbe mesela yani, çok önemli ya. bir oyuncu. Yani Tilbe'yi biz transfer etmiştik e, Fenerbahçe'ye ilk e, o dönemde. Ee, çok potansiyel olan bir oyuncudur. Biz o verim alamamıştık. Ama Valeri'nin sevdiği bir oyuncudur. Yani Valeri'yi de hatırlarsınız bizim eski koçumuzdu. Eski koçuz, e, Fransız. Biliyorum. Dolayısıyla Tilbe için de hem Türk milli takımı açısından da e, memnunum. Hem de Fenerbahçe için iyi bir oyuncu çünkü. Katılıyorum. Onlara da başarılar dileyelim. Gelelim bizim e, bu Wilbeck'in formasının çekilişine diyelim. Ee, evet. Valla yani çok da iyi oldu. Biz Wilbeck'ini seçerken son iki maçta bu kadar iyi oynayacağını tahmin etmeden. Yani ben Wilbeck'inin <laughs> İyi bir oyuncu olduğunu yani. <laughs> Vallahi iyi oyuncu olduğunu biliyorum. Sağ olsun o da formayı imzaladı. Ee, rica ettik. Dolayısıyla e, iyi bir şey oldu. Tesadüf olarak denk geldi diyelim. Evet, bu sefer tabii son programı seyredenler arasından bir çekiliş yapacağız. Ee, yorum verenler açısından, seyreden değil de yorum yazanlar. Yorum yazanlar, yorum yazanlar doğru, evet. doğru, yorum yazanlar. 33 kişi var. Şimdi bunların çarkını çevireceğiz, duracak ve kazanan belli olacak diyelim diğer iki e, futbolcu Ceko futbol formasını verdik. Bu da üçüncüsü basketboldan geliyor. Hadi bakalım çevirelim. Bir gün bu çarkı feleği varken Mehmet Ali abi mi çağırsak programı? O da sıkı fener <laughs> Mehmet Ali Evet doğru. İyisi sağlığı filan. Tabii kızlar da lazım o zaman. <laughs> Hüseyin Bey de kaldı. Evet. kazanan Hüseyin Bey. Evet, tebrik edelim onu. Bravo. Kendisine bu hafta formayı yollayacağız. Posta adresini bildirirse Fahit çok iyi organize ediyor işleri bunu da organize edip bildirir bize diye düşünüyorum tebrik edelim ve programı burada son verelim istersen kalan maçlarımız var tabii yani zalgirise gidiyoruz Avrupa'da benim bildiğim önümüzdeki hafta ya yani bu hafta zor aslında. bir maç zor bir maç najcino olmadığı yerde zor bir maç ee, bakalım yani sarasın evi ha, Daha önceki maçta evi, annesi babası sağ kenarındaydı sarasın çok da Şeker bir e, çift. E, orada bizi seviyorlar. Yani Bizim aleyhimize çok ateşli bir yer bu arada ama çok inanılmaz bir basketbol kültürleri var. Ben bir kez kaybolmuştum koridorlarda maç e, başlamadan önce. Aldılar beni götürdüler dediler sana bir bira içireceğiz öyle sahaya çıkacaksın falan. Beni bir misafir ettiler. Baya taraftarlar yani yeşil tribün. Aldılar hmm. sonra beni soyunma odasının kapısına kadar götürüp hadi iyi şanslar dediler. Gitmişlerdi orasıyla ilgili çok güzel anılarım var benim. Güzel tebrikler onlara da. Ama evet. yani bu tabii Litvanya'nın özelliği basketbol, bira ve ee, işte bir şeyleri var. böyle Üçlü ve formaları var hatta. Salonları da çok güzel. Müthiş bir salonları var. Bakalım oradan da kazas belasız çıkalım. Önemli olan sakatlık olmadan. Nigel da bir an önce döner. Yönetimde güzel bir sürprizle transfer yaparsa 31 Ocak'a kadar çok da memnun oluruz. 31 Ocak son mudur bu transferde? Ee, Euroleague'de yanılmıyorsam 31 Ocak veya Şubat'ın bir, ilk birkaç günü. Yani her sene birkaç gün değişebiliyor ama tarihi o tarihler futbolda da çünkü 5-6 Şubat galiba bitiyor transfer onun için. E, belki... Bitti Euroleague içinden transfer bitti o Aralık sonuydu. Hı -hı. Şimdi dışarıdan yani NBA'den veya diğer takımlardan alabiliyorsunuz. O da 31 Ocak itibariyle kapanıyor diye biliyorum ben. Aynen. Tamam. Bakalım hayırlısı. İnşallah olur bir iyi bir transfer olur ama o, hocanın istediği bir transfer olur. Hoca da e tabii daha... transfer A yapmış değil, olmak için transfer yapmış için olmak için yapılmaz evet. yani oynayacak direkt katkı sağlayacak. Zaten onu söyledik. Erol Bey bana söylemişti final four'a giderse bu takım ben kombinemediye edeceğim diye. Onu hiç unutmuyorum. Ee, <laughs> seyircimiz ee, direkt oynayacak oyuncu alabileceksek e, oyna, alalım. Yoksa paramızı da çöp atmaya gerek yok. Tabii hoca ister istemez hani ben görüyorum ihtiyaç olduğunu ama hoca bilir. Biz hoca değiliz. Sonuçta gönlümüz Fenerbahçe'nin yine Final Four'da olsun, şampiyon olsun, hatta Ergin Ataman'ın yine böyle şampiyon olsun istiyoruz yani. Aynen katılıyorum. Evet. Ben dokuzunda gideceğim bu arada Atina'ya, onu da şimdiden söyleyeyim size, oradan yayında yaparız beraber. Dokuzunda derken her şey Panathinaikos Panathinaikos maçına. İyi çok güzel harika. Evet ee, yaparız oradan yayında görüş, yani görüşlerini bildirirsin... en azından son durumda. evet. evet zor maçlarımız var ama. E biz devam ediyor. Takım şu anda yani arka arkaya kazanıp duruyor yani. Böyle veya böyle e, ligde de herhalde Efes'le baş başa kalacağız gözüküyor. Yani son orada finale oynayacağız gibi gözüküyor ikisi. Takım. Karşıyaka biraz zorlar. E, şey iyi geliyor. Bahçeşehir. Onlar bir iki transfer şeyleri var. E, yapmaya çalışıyorlar. Euro kapalıp seneye Beşiktaş'la birleşme projeleri olduğu için onlar seneye Euro League'de evet. oynama peşindeler. Bakalım. Türkiye'de endişeli değiliz. Ee, şu Euroleague'de önemli olan Euroleague'de Final Four'da olmak. Oradan sonrası kolay. Kolay diyorsun. Hı. Peki. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. İnşallah... Bir dahaki programı görüşmek üzere. İyi şanslar dilerim takımlarımıza. Dileyim. Kazasız belasız sakatlıksız maçlar olsun inşallah. Aynen. Katılıyorum. Hadi görüşürüz.